Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan 18. dönem Siyaset Akademisi açılış programı için Aksaray'ı ziyaret etti. Bakan Lütfü Elvan Aksaray'ı ziyaretinde Orta Anadolu'nun en hızlı gelişme gösteren illerinden Aksaray'ın çevre illerle birlikte bir bütün olarak ele alındığında Türkiye'nin ikinci Marmara bölgesi olmaya aday olduğunu söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen 18. dönem Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Elvan burada yaptığı konuşmada AK Parti olarak devletle millet arasındaki mesafeyi artık ortadan kaldırdıklarını söyledi. Biz 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonrasını düşünen bir partiyiz. Hedefimiz ne peki? Hedefimiz Akdeniz'le Karadeniz'i buluşturmak. Batı'yla Doğu'yu buluşturmak. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte hızlı demir yol hatları, bölünmüş yollarımızla, otoyollarımızla bunları yapıyoruz. Ki Mersin'i, evet, Niğde'ye, Aksaray'a, Aksaray'dan ta Samsun'a kadar bağlayacak olan bir hızlı tren hattı inşasına başladık. Ki Aksaray'ın Ulukışlı arasını yapım için yatırım programına aldık. Ve böylece Aksaray'da üretilen ürünler çok kolay bir şekilde denize, yani Mersin Limanı'na götürme imkanı kavuşacak. Dolayısıyla maliyetleri düşürüyoruz. Firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Hızla ilerleyeceğiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Özet olarak ifade etmem gerekirse teker teker projelere girmeyeceğim. Ama son 15 yılda Aksaray 80 yılda yapılan yatırımdan daha fazla yatırım almışsa, ekonomik açıdan 80 yılda yapılan gelişmeden, sağlanan gelişmeden daha fazla bir gelişme sağlamışsa, bunun nedeni nedir? Nasıl bir gelişme sağlıyor? Geçmişte de siyasetçiler vardı. AK Parti hükümetleri öncesinde de partiler vardı. Hükümetler vardı. Siyasetçiler vardı. Milletvekilleri vardı. Belediye başkanları vardı. Meclis üyeleri vardı. Peki o insanlar Aksaray için bir şeyler yapmadılar mı? Evet, çok belki yoğun bir gayret içerisinde oldular, katkı sağlamaya çalıştılar ama son 15 yılda yapılan kadar hiçbir dönemde bir gelişme, kalkınma, büyüme olmadı. Görevde bulundukları süre içerisinde devletle milleti birleştirdiklerini ifade eden Lütfü Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli ama Türkiye olarak Allah'ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz," dedi. İşte Afrin'de yaşananları görüyorsunuz. Afrin'de sadece PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele etmiyoruz. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz değerli kardeşlerim. Oradaki yapılan tünelleri gördünüz. Orada o terör örgütlerine verilen silahları gördünüz. Orada evet, herhangi bir terör örgütünün sahip olamayacağı bir organizasyon yapısını gördünüz. Ancak düzenli bir ordu ile ortaya konulabilecek bir organizasyon yapısını gördünüz. Zannetmeyin ki bu PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleri sahipsiz. Onların sahipleri var. Onların sahipleri var. Maşayı tutanlar belli. Kuklayı oynatanlar belli. İşte kukla da belli. Ama Türkiye olarak biz Allah'ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Afrin'i
teröristlerden tamamen arındırıp pırıl pırıl tertemiz bir Afrin haline dönüştüreceğiz Allah'ımız dilese. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. AK Parti'nin misyon ve vizyonunu akademik olarak gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsederek Siyaset Akademisi'nin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bütün canlıların asıl hedefi yaşamak ve sonradan neslinin devam etmesini sağlamaktır. Tabiri caizse teşbihata olmasın, AK Parti'nin misyonları ve vizyonu vardır. Bu misyonun ve vizyonunun da aktarılması gerekiyor. AK Parti bir okul olarak görüyoruz. Her aşamasında bir şeyler öğrenir veya üretilir. Ama bunu kitabi bir şekilde, bir akademi şeklinde aktarması ve bunu kurallarının belirlenmesi, konulması ve gelecek nesillere aktarması çok önemli. Aksaray'da tabii öyle bir sıkıntı yok ama birçok ilde bu il başkanlığı ve ilçe başkanlığı seçimlerinde şahit olduğum bir konu. Bir il başkanının 3 dönem süresi dolduktan sonra yerine bulunacak il başkanını bulamadıklarını söylüyor bazı milletvekili arkadaşlarımız. Tabii bu doğru değil, olmamalı. Çünkü destimizin devamı gibi partimizin de gelecek kuşaklara aktarılması, bu davanın devam etmesi için yenilerinin yetişmesi gerekiyor. Burada bir okul olarak ve programlı bir okul olarak bu akademilerin Türk siyasi hayatına AK Parti'nin kazandığı bu akademilerin önemi ortaya çıkıyor. Bütün yaşantımız boyunca tabii partinin içerisinde bütün çalışmalarımızda bir okul olarak bir şeyler öğreniyoruz. Ama bu akademinin daha kitabi, daha ilmi şeyler öğreteceğine inancım sonsuz. Bu akademinin açılışında çok değerli Sayın Bakanımız, kendisini Aksaraylı olarak görüyoruz. Orta Anadolu'nun bir evladı olarak kendisini de çok seviyoruz. Böyle bir açılışlarla başlaması da bizim için büyük bir şans. Kendisini tekrar saygıyla selamlıyorum. 18. dönem Siyaset Akademisi açılış programı konuşmasına Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere selam ve dualarını göndererek başlayan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Siyaset Akademisi'nin önemine değinerek ilk teşkilatı olarak 2019 seçimlerine de hazır olduklarını söyledi. Siyaset Akademisi Türk siyasetinin AK Parti'nin bir hediyesidir. Bu kadrolar siyaseti sadece kendi ekseninde güçlenen bir kavram olarak görmenin ötesinde ülkemizin güçlü ve eğitimli bir kadroya ulaşması olarak telakki edilmektedir. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu kalkınma ve istikrar sürecinin devam etmesi, milletin hissiyatını iyi bilen, geleceği de bu milletin arzu ettiği minvalde okuyabilen kadroların yetişmesi ve aktif şekilde siyaset kurumu içerisinde çalışılmasıyla mümkündür. Siyaset Akademisi bir okuldur ve bu okul halkın siyasete olan ilgisini artırmak, bilinçli bir siyaset üretilmesine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasetin okulunu açan ve bu okulda milletle birlikte yürüyen, halkıyla aynı düşünen ve düşüncelerini bir arada değerlendirme kültürünü imar eden bir siyasi hareketin bireyleri olmak bizler için bir onur ve gurur meselesidir. AK Parti esasen bir grubun veya dar bir kesimin sesi değil, tüm milletin, üstelik sadece bu topraklardaki değil, gönül coğrafyamızın her yanındaki kardeşlerimizin de sesidir, umududur. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattına gerçekleştirdikleri ziyaret ve oradaki izlenimlerini aktardı. Ayağımızın tozuyla geldik, onu söylemek istiyorum. Kilis'ten geldim ve Kilis'teki bütün herkesin selamını sizlere getirdim. Giderken de sizlerin selamını alıp götürmüştüm. Onların da bol bol dualarını ve selamlarını aldım. Sayın Bakanım, çok güzel bir programımız oldu. 4 tane belediye başkanımızla beraber Kilis'te bir program düzenledik. Sayın Belediye Başkanımız, Kilis Valimiz orada bir program hazırladılar. Öğlene kadar, yani cuma vaktiydi çünkü, cuma vaktine kadar esnaf ziyaretinde bulunduk. Esnaflarımızı teker teker gezdik. Sizler de biliyorsunuz yaşanan olaylar sebebiyle ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanan kısımlar vardı. Ve biz oraya giderek hem maddi hem de manevi olarak onların yanında olduğumuzu, ben Aksaray'ı tabii temsilen, Aksaray halkımızı temsilen orada, Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas belediye başkanlarımız da kendilerini temsilen orada olduklarını ilettiler.
Ardından askerlerimizi ziyaret ettik. Onların moralinin ve motivasyonunun çok üst seviyede olduğunu görünce hakikaten sevincimiz ve mutluluğumuz bir kat daha arttı. Ve biz burada yapmış olduğumuz dualarımızı, burada yapmış olduğumuz selamlarımızın hepsini biz oraya ilettik. Ve onların mutluluğunun, onların bizlerin yanında olduğumuzu belirtmemizin ne kadar aslında önemli olduğunu bir kere daha gördük. Orada onlar aslında tarih yaşıyorlar. Tarihi bu süreci içerisinde Zeytin Dalı operasyonunda yaşanan olaylardan en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi orası. Gezdiğimiz sokaklarda atılan o şeylerin izlerini görebiliyoruz ama vatandaşlarımızın gözünde ve ruhunda asla bir şey yok. Ve o kadar dimdik duruyorlar ki, o kadar kendilerine güvenli duruyorlar ki sanki hiçbir şey yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi işlerindeler, güçlerindeler ve ağızlarında dua yapmış oldukları çalışmaları daha bir şevkle gerçekleştiriyorlar. Ve bizim buralardan giderek onların yanında olduğumuzu söylemek onlar için ayrı bir moral ve motivasyon oluyor. Onun için dönerken buraya onların hem dualarını getirdim sizlere, hem selamlarını getirdim. Daha inşallah ilerleyen zamanlarda bunları sizlerle paylaşırım, yaşadığımız güzellikleri, orada gördüğüm güzellikleri. Ama şunu söylemek istiyorum, orada komutanımız da bunun üzerine vurgusunu yaparak söyledi ve sözlerimi öyle bitirmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya lideri ve o bölgede bizden habersiz bir şey yapılamayacağı, bizim iznimiz olmadan orada hiçbir hareketin gerçekleştirilemeyeceğini güçlü ordumuzla beraber o kadar iyi gösteriyoruz ki dedi ve Allah askerimizi inşallah ayağına taş değdirmesin diye dualarla biz onları uğurlamış olduk, oradan ayrılmış olduk. Yani şunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum, güçlü bir devlet olmanın, ayağın üstünde dimdik durabilmenin ve o bölgede gerçekten söz sahibi olan tek ülkenin Türkiye olduğunu, örnek ülkenin Türkiye olduğunu ve hemen şunu da belirtmek istiyorum, Suriye'den gelen kardeşlerimizle nasıl kardeşane bir şekilde yaşandığını, izlerini ben orada gördüm. Hepsini yürekten kutladım, hepsini yürekten teşekkür ettim. Bu vesileyle bu duygumu sizlerle paylaşmak istedim. Bakan Lütfi Elvan ziyaretler kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Elvan burada yaptığı konuşmada Aksaray'ın 15 yılda tarım, sanayi ve turizmiyle Orta Anadolu'da en hızlı gelişen illerin başında geldiğini söyledi. Aksaray son 15 yılda Orta Anadolu'da en hızlı gelişen illerimizin başında geliyor. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Gerçekten Aksaray'ın son yıllarda bu hızlı büyümesinin, kalkınmasının önemi bizim açımızdan son derece kayda değer ve bu noktada da özellikle ilimize katkı sağlayan milletvekillerimize, Sayın Serdem Geçtiğinde de kendisine çok teşekkür ediyorum gayretlerinden, çalışmalarından dolayı, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve diğer milletvekillerimize de huzurlarınızda hem Cengiz Bey arkadaşlarımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Yaşamı Güzelleştiren Kadınlar adlı özel bir program gerçekleştirdi. Kadınlar için düzenlenen programın onur konuğu ise oyuncu yazar İclal Aydın'dı. Programın açılış konuşmasını yapan Hasibe Yazgı, kadının toplumdaki rolü ve önemine vurgu yaptı. Aziz milletimizin, Şehri Süleyha'nın kıymetli kadınları, hepinize en derin saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bizim medeniyetimiz tarihin her döneminde kadını baş tacı yapmış, kadına saygı ve hürmeti asli bir vazifesi olarak adetmiş büyük bir medeniyettir. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında kökleri atılan kadim devlet teşkilatımızda en önemli kararların alınmasında ve idarede kadınlarımız büyük bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Onlar dünya tarihinin en kutlu devletlerinin kurulmasında ve yaşamasında büyük bir paya sahip olmuşlardır. Hayme Ana'nın, Mahmun Hatun'un, Nene Hatun'un ve Kara Fatma'nın alanlarındaki ter ve gönüllerindeki inanç bizlerin bugünlere kavuşmasında
çok büyük bir öneme sahiptir. Kıymetli kadınlarımız, bugün toplumda üstlenmiş olduğumuz sosyal statü ve rol hangi ismi taşırsa taşısın, en mühim ve değerli makamlardan olan annelik makamının da sahibisiniz. Annelerimiz ister doktor olsun, ister yönetici, ister ev hanımı, onların gönüllerindeki merhamet ve sevgi aziz milletimize bir karakter olarak yansımıştır. Kadın olmak, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak kaygısıyla evimizi, daha sonra çocuklarımızın oyun oynayacağı alanları ve toplumsal hayatta meslek icra ederken ki toplumu yaşanabilir kılmak adına düzenlemeler yapmak ve yaşanabilir kılmaktır. Kadın hiçbir ayrıştırıcı unsuru fıtrat olarak üzerinde barındırmayan bir makamdır. Bütün annelerin ortak düşmanı çocuklarımızı karanlık bir dünyaya yönlendirmek isteyenlerdir. Bu karanlık eller bazen Anadolu'muzun çeşitli yerlerinde farklı terör örgütü isimleriyle yer alırlar. Bazen de uyuşturucuyla ve her türlü ahlaki çöküntüye sebep olmak suretiyle tertemiz çocuklarımızı karanlık bir dünyaya hapsetmeye çalışırlar. Türk kadını tarihinde olduğu gibi bugün de çok faal olmalı ve doğru, güzel olana yön vermek için asla geri adım atmamalıdır. Bugün medyaya kadının şiddet olarak yansıyan bazı acı olaylar bizleri derinden üzse de inanıyorum ki bu acı olaylara da kadınlar olarak yine biz son vereceğiz. Kadının yerinin anne, eş, evlat ve kardeş olduğu şuurunu hiçbir zaman unutturmamalı ve en güzel makamların da bunlar olduğu şuurunu topluma hissettirmeliyiz. Tarihin her döneminde milletlerin ve özellikle aziz milletimizin ana birleştirici unsuru olan kadınlarımız her türlü sıkıntıyı aşmaya muktedir olacaklardır. Kadın Koordinasyon Merkezi olarak kadınlarımızla el ele çocuklarımız için, şehrimiz için, vatanımız için aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz zorlukların olmadığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Eşi, kızı, kedileri ve artık çocuklarını tanımayan çok sevgili annesiyle yaşayan programın onur konuğu oyuncu yazar İclal Aydın ise sahnede kendine özgü üslubuyla hayatından hikayeler anlatarak programdakileri gözyaşlarına boğdu. Benim annem 1950 yılında Ihlara'da doğuyor. ...56 yılında Ihlara'da ilkokula gitmeye başlıyor. Annesi annemi doğurduğunda 15 yaşında, dedemle ikisi Ankara'ya gidiyorlar. Annem burada babaannesi ve dedesiyle kalıyor. Annem ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra öğretmeni diyor ki dedesine, bu kız çok akıllı, bu kız okusun, bu kız diyor yürür. Annemin dedesi de heyecanlanıyor. Değil mi ya diyor. Meşale taşısın benim kızım diyor. Annem ilkokulu bitirdikten sonra lacili Mustafa dedem fötür şapkasıyla geliyor. Annemin elinden tutuyor ve onu Koçaş'a yatılı okula götürüyor. O giderken babaannesi ve dedesi arkasından çok ağlıyorlar. Annem de ağlıyor. Ebem, ebem diye. Ama babası demiş ki, sana deri ayakkabı alacağım, bir de çanta alacağım. Büyük adam olacaksın. Annem köyden çıkıyor ve yıllar sonra Aksaray milletvekili aday adayı olarak tekrar memleketine dönüyor. Ben de işte o sırada Aysel Gürel'le ve Hülya Koçyiğit'le tanışıyorum. Ankara'da büyüdüm. Annem devlet memuruydu. Becerikli ve çok güzel bir kadındı. Herkesin annesi kendi hatırasında başkadır. Ama benim annem
biraz sert bir kadındı. Çok otoriterdi. Çok kurallıydı. Ona bir türlü hiçbir şey beğendiremezdi. Ve kendi kendime derdim ki herkes senin kadar güçlü olmaz belki canım. Belki ben senin kadar çalışkan değilim. Belki ben senin kadar becerikli değilim. Tabii bunların hiçbirisini anneme ben yüksek sesle söyleyemezdim. Belediye Başkanı Leyşe Hasibe Yazgı, annesinin öyküsüyle herkesi duygulandıran İclal Aydın'ı annesinin ellerini tutarak birlikte izledi. İclal Aydın kendisini dinleyenlere Aksaraylı olan annesinin selamını kabul etmelerini rica ederek konuşmasını bitirdi. Hasibe Yazgı program sonunda herkesi çok duygulandıran İclal Aydın'a teşekkür ederek sahneden annesine tüm annelere seslenerek duygularını dile getirdi. Bizi çok duygulandırdınız. Ben sizi annemin ellerini tutarak annemin yanında dinlemeyi tercih ettim. Bir masa arkadan dinledim. Tüm annesi vefat edenleri mutlaka annelerimiz orada bizi bekliyordur. Mutlaka gün gelecek, kavuşacağız. Annesi yanında olanların da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini başta kendim olmak üzere. Çünkü çok sık göremiyorum ben annemi. Koşturacağım, kadın koordinasyon merkezinde birçok faaliyetleri yapacağım diye. Annem de bazen bana sızlanır. herkesin huzurunda onun çok sevdiğini söylemek istiyorum. Duygusal anların yaşandığı programın ardından pasta kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi. Şehit pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi organizasyonuyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen programda İstiklal Marşı'nı ezberden okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmaları ve okul müdürü Ramazan Ünal Çokkayışlı'nın konuşmalarının ardından program, Mehmet Akif ve gençlik konulu video gösterimi, 12 Mart Korosu konseri, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı oratoryo, şiir okumaları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödül töreniyle son buldu. İlkokul 1 ve 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı ezberden güzel okuma yarışmasında dereceye giren Hacı Mustafa Demir İlkokulu'ndan 1. Sahire Naz Demir, Gazi İlkokulu'ndan 2. Aysima Nur Kurt, Kılıç Aslan İlkokulu'ndan 3. Ceyda Tınkılıç, lise ve denge okul öğrencileri arasında düzenlenen Mehmet Akif ve Gençlik Temalı Kompozisyon Yarışması'nda dereceye giren Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nden 1. Neriman Ser, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nden 2. Mehmet Çolak, Yeşiltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 3. Songül Atasoy, Gençlik Temalı Şiir Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu'ndan 1. Nur Ebrar Kasal, Kılıç Aslan Ortaokulu'ndan 2. İraz Sena Tosun, Özel Ak İrfan Ortaokulu'ndan 3. Asya Çetin ödüllerini protokolün elinden aldı. Programa Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçarslan, okul öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kent merkezinde Kapalı Çarşı'nın yeniden canlandırılması için başlatılan modernizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kapalı Çarşı ve çevresini şehir merkezine yakışır bir hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında zemin granit bazalt zemin döşeme çalışmalarını yapıyor. Yenileme çalışmalarına zemin düzenlemeyle başlayan ekipler, çarşı içerisinde 3914 metrekare alanı granit bazalt zemin döşemesiyle kaplayacak. Şu anda yürütülmekte olan çalışma içerisinde yeni zemin dükkanları meydana çıkartırken modernizasyon çalışmaları cephe, çatı ve estetik aydınlatma çalışmalarıyla devam edecek. Aksaray Belediyesi Mart ayı içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sırça Hayvan Koleksiyonu adlı tiyatro oyununu izleyicisiyle buluşturdu.
Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen Sırça Hayvan Koleksiyonu adlı tiyatro oyununu Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın eşi Hasibe Yazgı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Tennessee Williams'ın 1930'lu yılların başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde yazdığı, kendisini üne kavuşturan oyunda babasız yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar konu olarak ele alınıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor kendi evinde Kürkçüler Amatör Spor'u 3-0 yendi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un Yalova Ortopedikler Spor Kulübü maçı ise Avrupa Şampiyonası Ligi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor kendi evinde Kürkçüler Amatör Spor'u 3-0 yendi. Ligin 22. haftasında Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanan müsabakayı Burdur bölgesinden hakem Alper Oran yönetti. C klasmanı hakemin düdüğüyle başlayan müsabakada temsilcimiz siyah beyazlı ekip sahaya her zamanki gibi kazanma azmiyle çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Enes Soy'un attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz galibiyet için tempoyu hiç düşürmedi. Karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir oyunla rakibini yoran temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının gollerini dakika 62'de Enes Soy ve maçın uzatma dakikalarında 90+1'de İbrahim Konuksever kaydetti. Galibiyet serisiyle kilit maçlarda lider Nevşehir Spor'la puanı eşitleyen temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü maçını da kazanarak üstündeki baskıyı azaltmak istiyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.